Garavulli. Garavulli diyorlar. Bunu düz diyeceğiz hocam. Bir daha düz. Şu an Nefke'ye doğru gideceğiz arkadaşlar. Aynı yerden. Pardon. Bakın böyle. Garavulli diyorlar. Garavulli'yi bunu yani şimdi şey yapmak istemiyoruz ama bunu çok kıymetli de lezzetli bir şekilde çok tüketiyorlar. Düz buradan devam arabayı takip. Nefke Belediyesi. Ama bunun çok geldim. Büyüklerini yani böyle koç garavulli diyorlar. Bunu haşlı aslında temiz yani dünyanın en temiz hayvanı çünkü o bitkilerin özünü yiyor. Adı kötü hani biz hani sümüklü böcek deriz falan ama aslında böyle güzel. Garavulli dediğinde salyangozun büyüğü. Yani biraz salyangoz tamayasından ama tam salyangoz da değil hani bizim Nefke diyoruz buradan şimdi. Garavulli diye onlar bunu çok onlar için şey bayağı. Buradan alıyorlar yani köylüler topluyorlar bu garavulliyi. Bunlar bunu alıyorlar. Böyle yapması, pişirmesi filan. Bunlar için özel bir yemek yani garavulli. Çöpleri içinden çekip çorbasını da yapıyorlar. Çorbası değil canım. Çorbası. Evet. Güzeldi balık çorbası. Ama hiç balık kokmuyordu. Balık eti vardı içinde. Ama kokmuyor değil. Aplıç dediği de arkadaşlar sınır kapısı yani güneye geçen kapı. Burada da kapı var çünkü buranın sonuna geldik bakın şuraya geldik. Şuralardayız. Şuralardayız. Buranın kapısı da sınır kapısı. Yani devam etsek buranın kapısı güneye geçmek için. Ama yarın esas sınır kapısını Lefkoşa'da göstereceğim size. Böyle bir yere gideceğiz. Kafanızı uzatacaksınız. Rum tarafını, sınırı göreceksiniz. En yakın yerini. Hocam biz yeşil pasaportla geçebiliyor muyuz? Efendim? Yeşil pasaport. Bizde siz geçiyor yeşil, mu? Kırmızı, sarı. Aa buna portakallar portakal vermişler. Bakın arkadaşlar portakallar portakal vermiş. Ne güzel. Artık bitmiş. Ha. Ama bizim orada daha yeni veriliş mandalina çiçek. Burada. Aynen bizim orada öyle. Burada fındık gibi olma. Nohut gibi. Nohut gibi burada. Değişik. Portakal bahçelerinde de gidelim. Ne güzel değil mi? Gülten abla. Çok güzel. Aa şurada su var. Şimdi meyve tutumu ya. Şimdi sulamış olabilirler bunları. Evet. Evet buyurun. Fotoğraf falan çekeceğiz arkadaşlar. Ne güzel. Portakal içi geçmiş. Bak hakikaten ha. Evleri böyle. Değişik. Akdeniz kasabası gibi. Rodos daha değişik diye la. Rodos daha değişik. Evleri. Ne kadar güzel. O da portakal. Araba. Köy burası. Lefke Belediyesi. Oo, bile bakın. Evet, nasıl güzel bir konak. Ne güzel değil mi? Portakal bahçelerinde. İçinde portakal var ağaçlarda. Değişik. Begonvilmiş bunlar. Begonvil. Ne kadar güzel.
Ve Gambik. Nasıl değişik. Bir gün bir turdan böyle diyor. Turu yarısı gelmedi. Kendileri gelmek isteyen geldi. Ben de katıldım. Biberler gördünüz mü bahçede? Biberler vermişler diplerinde. Vermişler mi? Çiçek açmışlar. Bizim sıradıklar böyle. Değişik. Böyle burada cami, camimiz, çam ağacına bakın ne kadar büyümüş, çok şahane, lefke, Hakan Çelebi lefkede, o kadar güzel, şeftali, bakın neymişler burada, meyvala, çok sessiz bir köy. Bakın. Ne de güzel değil mi? İnsana Şeyh Nazım Kıbrısi sokak. Burası onun mezarlığı herhalde. Bakın. Begonvilleri içinde. Burada ne var? Burada bir şey yok. Bir böyle. Herkes gidiyor önden. Teyzelerimiz gidiyor. Bunlar hep sulamışlar. Meyveler şeydiler ya. Güzel. Değişik yani. Değişik yerlere gelmek her zaman güzel. Allah rahmet eylesin. Şeyh Nazım'ın kabrini ziyaret ettik. Mekanları cennet olsun tüm ölmüşlerimizde. Ama ne kadar güzel şu şekilde. Kıbrıs'a gelmek, Kıbrıs'ı gezmek herkese ayrı bir güzellik. İnsanlara mutluluk veriyor. Yani gerçekten ne diyebilirim? Ben burada gezerken adeta huzur buluyorum. Çünkü çok sessiz, sakin, böyle bir güzellik yok. Şşt! Ah beni! Üzerimde bir şey yok be Semsa. Ah yavrum. Böyle işte çok çok ben böyle bir serin, güzel. Ne bileyim ben. Güzel yani. Çok, çok şahane. Ben teyzelerim de girin o yandan. Gidelim bakalım. Şöyle gidelim dostlar. Burada cami. Camimiz. Bayağı büyük minaresi var ama. Bayağı geniş kodesi var hakikaten minaresi. Ne güzel. Herkes geziyor böyle işte. Ben çok beğendim. Ha, ne kadar güzel. Ağaçlarımız da var böyle. Selva ağaçlarımız. Çok güzel. Ben mutlu oldum. Beğendim. Arabalar da güzeldi. Yalnız arabalar tersten sürüyorlar burada. Arabalar tersten sürüyorlar. Şeyler değişik de. Ağaç da güzel. Sizin ne meyvesi acaba bu? Değişik bir şey. Evleri böyle. Ağaçlar, evler ne kadar güzel.
Evler değişik. Kırmızı tutma. Bizim orada şu Ayaz Furya bunlar gidiyor lan. Yedi veren gibi. Sen Mersin'de mi yaşıyorsun teyze? Oğlum Mersin'de yaşıyor. Ha, bak kayısı var. Kayısı var bahçelerinde. Kayısı gördünüz mü? Tabii. Aa, ne kadar güzel. Ne kadar güzel, evet. Bizim orada nereden olacak? Oluyor, kayısı almışlar dalında, ne kadar güzel. Çok güzel ya. En son bölüm çok güzel olacak sizlere. Böyle. Çiçekleri gördünüz mü? Bir böyle. Mezarını ziyaret ettiğimiz. Belki de evi herhalde. Evi mi acaba? Acaba bu evi mi? Teyzeciğim, evi mi acaba? Nedi, anlamadım ki. Evi mi acaba? Biliyorum ki. Evet, güzel değil mi? Otantik, değişik. Arkadaşlar, şu evi güzelliğine bak. Ne güzel. Çiçeklere bayıldım burada. Çok güzel çiçekler burada ya teyzeciğim. Çalası var, çalası var. Bizim orada olmaz teyzeciğim ona. Bizim orada ya, olmaz. Güller falan oluyor da. Gül oluyor da. Şu ağaça baksaydı teyzeciğim. Her ağaça çiçek. Bayılıyor mu çiçeklere? Çok, ben de bayılıyorum ama ayılamıyoruz. Olur mu ki? Doktorlar lokalinde var. Ha, ne güzel. Şu begonvilli ağaçları çok güzelmiş. O kırmızı ağaçlar. Ha, çok güzelmiş begonvilli. Bu yolu bir de gidişi var teyzeciğim. Bu yolu bir de gidişi var. Değil mi? Burası otelmiş önceden. Arkadaşlar burası otelmiş. Değişik. Hemen şurada. Oo, burası bayağı dikmiş. Ne güzel. Eski duvarla. Camiye geldik. Sizlere Kıbrıs'ı gösteriyorum arkadaşlar. İnşallah beğenirsiniz ve yorum yaparsınız. Lefke'deyiz şu an. Nazım. Kıbrıs'ı camisi burası da. Zonguldak. Evet Karadeniz selamlar. Burası kahve. Burası da kahve. Demek ki her yerde kahve var. Gezerken yapıları gördünüz mü? Acaba bu ne yapısı bilmem. Ne kadar güzel. Estetik yapılar. Oo. Lefke. Burası ne? Ha, devlet kurumu. Yukarıda ha. Anladım. Ne güzel. Şimdi 6. George'un aynası vardı. Hmm. Su şehirde su deposunda. Değişik değişik yapılan. Şey, o şahı takmış aslanlar İngiliz. Ha. Sembolleri. İngilizlerin şey evet. Tabii. Ama hepsi böyle. Biraz dikkat edin. Ha. Şurada domatesler var. Dümdüz. Herkes gidiyor böyle. Kaldırım o taraftaymış. Böyle gidelim dostlar. Arabalar ters taraftan sürüyor bak. Değişik şeyleri var.
tütün ağacıymış. Bu tütün ağacıymış. Allah Allah, nasıl tütün ağacı bu? Tütün ağacı. Tütün ağacıymış. Arabaları böyle. Bizim Türkiye'deki arabalar gibi. Bu arabanın direksiyonu doğru yere. Bak şu eski arabanın. Allah. Lefke'de gezerken. Bugün de başbakan geldi buraya arkadaşlar. Başbakan burada. Buradan düşmeyin. Çukurlara düşmeyin. Pinç şişeleri gördünüz mü arkadaşlar? Evleri, bahçeleri. Güzel yani. Böyle buraları geziyoruz. Araba da diyorum ya size, Moleya. Moleya. Moleya'ymış o. En güzel değil mi şu evleri yani? Limonla. Limon bahçeleri, ağaçlar ama bakımsız da kalmış burası. Portakallar. Hep burada araçlar, burada da hep lüks araçlar. Bakın öyle mi? Orada da doğru diyorsunuz, orada eski. Eskiden mi Batum'da araçlar? Önü çıkık mıkık. Hmm. Fırı burada iyi arabalar varmış. Şeyler gördünüz mü? Burada mezarlık. 74 harekatında mı faaliyetle? 74. Mezarlık. Bu arabalar ters gidiyorlar ya, ben korkuyorum ya. Çiçekleri gördünüz mü? Şey ne kadar güzel değil mi? Karasiyek çok var burada. Çok sıcak bir yer ya. Değişik. Şunu şöyle boncuk boncuk şey oluyor. Bunu biliyorum. Zeytin ağaçları. Bir zeytin ağaçları. Zeytinden zeytin vermişler burada. Allah. Ama bu zeytine daha avlı yok. Gördün mü çiçektiler? Ama bu zeytin mi acaba? Zeytin mi alıyor ha? Zeytin. Ama yerine de zeytinle nar tanesi gibiydi. Burada yok. Ha, burası demek soğuk belki de daha. İklim olarak. Yani burası bunu... daha serin dedi. Demek daha serin burası. Ha, şurada şeftaliler var. Şu şeftaliler ne kadar güzel. Şeftali gibi bu. Çağla bilmiyorum. Şeftali herhalde. Şeftaliler. Yeni dünyalar bak ama gitmişler. Bak yeni dünyalar. Allah. Evet, portakallar yukarıda değil mi? Abacım valla. Portakallar yukarıda lan. Güzel. Yani rüyama girse inanmaz mı? Yani şey seyredip senle. Neyi abla? Değil mi? YouTube'da. Konuşup da şey çekeceğimizi. Değil mi? Nereden nereye abla? Değil mi? Ya. Seyrettim çocuğu. Gülten ablamız kendindeyiz ya belki de. Ya Gülten ablacığım nereleri bak, limon ağacı gördün mü? Ya Gülten ablacığım. Limonlar da burada. Limonlar da kurmuşlar. Ne güzel kokuyor ama ya. Evet Melad abla. Değil mi? Ne kadar güzel. Çok güzel kokuyor. Valla. Özellikle. Zeytin hep şişikleri. Evler ne de güzel olmuş. Lefke arabası dolmuş. Giden çıkıyoruz arkadaşlar.
Lefke. Portakal bahçeleri, turunçgil. Efendim her şeyle güzel. Değişik güzel bir kasaba olan Lefke'den selamlar, sevgiler. Değişik yani güzel. Her sabah biniyoruz ama değişik. Orta kapı da yok. Ters taraftan gideceğiz böyle. Gelelim buradan arabamıza. Böyle değişik burası da. Lefke'den selamlar. Ovalara koyunlar var dağlarda. Dağlarda koyunlar var. Herkes koy ya. Cengiz Topal'in şehit düştüğü, uçağın düştüğü yermiş. Mekanları cennet olsun tüm şehit ve gazilerimizi. Güney Kıbrıs diğer tarafı. Yani düşen parçalarıymış bunlar. O zaman 1974 yılında Kıbrıs harekatında, Barış harekatında Cengiz Topel'in uçağının parçalarıymış bunlar. Güneyli değişikler değil mi? Her şeyi bir şeyi var demek ki. Böyle burada uçak kazasında. Cengiz Süper diye havalanında var. Şeyde. Nerede? İzmit. Deniz ne güzel değil mi? Amcamız geçmiş o tarafa. Değişik böyle. Çimen kurumuş. Valla yaz gibi baksanıza. Nasıl? Kocaman kocaman taşlar var burada. Bu dağları aksa uzun bir burun gibi var. Ama diğer tarafı gazım olursa. Lefke burası. Da anıt. Burası da anıt. Amcacığım geziyor böyle. Güzel yani. Buradayız. 8 Ağustos 1900 tarihinde
Kıbrıs'ta yapılan harekat esnasında düşen şehit hava pilot yüzbaşı Cengiz Topal yönetimindeki no'lu uçağa ait motordur. 64 yılında, 60 yıl önceki. Değil mi? Hem kültür turumuz hem gezip gördüğümüz ilgimizi çekti, değişik böyle şeylerden bir tanesi. Böyle anıt. Otobüsümüz orada. Lefke de böyle. Başladı. Güzel güzel yurtları geçtik geçtik. Yeme gemisi yedik. Amerikan Üniversitesi Kıbrıs'ta. Okay. Amerikan Üniversitesi. Biz şimdi Lefkoşa'ya doğru yaklaşıyoruz arkadaşlar. Lefkoşa'da. Lefkoşa'da burasıymış. Beldesi diyelim ama Kıbrıs'taki en büyük bir beldelerden biri Gönyeli. Burası Gönyeli. Da yerleşim yeri, Gönyeli'ye yaklaşıyoruz. Burası Gönyeli Ovası. Buğday bunlar gördünüz. Sağ tarafta da ileride de Lefkoşa kaldı. Yarın gideceğimiz Lefkoşa. Lefkoşa dedik ki yarın yürüye yürüye gezeceğiz. Aa, yürü yürüye Lefkoşa gezeceğiz yarın. Yarını izlemede kalayım mutlaka. Geçiyoruz ama sizler inşallah Kıbrıs'ı görmüş olursunuz. Arkadaşlar 74 Barış Harekatı'nda paraşütçilerimizin Bolu Komando Tugayı'yla Kayseri Hava İndirme Tugayı'nın indiği ovalar burası, Gönyeli Ovası. Paraşütçüler buraya iniyor. Dün gösterdiğim gibi de çıkarmanın yapıldığı yerde gördük yine. Çıkarma da oradan yapılıyor. Çünkü paraşütçü takım binaların bile hiçbiri yok. Bu ova gündüz bir ovaydı. Bakın bu ovaya inmişler hepsi. Paraşütçüler buraya iniyor. Çünkü Gönyeli'de Türk alayı var arkadaşlar, o çok önemli. Kudüs Türk alayı var, o da yardıma geliyor Kudüs Türk alayı da. Ve ileride bir köy, bir yer var. Yunan alayı ile Türk alayı Kudüs Savaşı'ndan sonra ikinci defa çatışma oluyor. Bu bölgede, hemen bu sağ tarafındaki bölge. Burada da savaş olmuş. Ağaçlar olduğu yer falan. Şeyler görüyoruz orta yerde. Çekme. Hemen Metehan diye falan yazıyor arkadaşlar. Sınıra çok yakınız orada Lefkoşa. Metehan hemen şurada şu ağaçların olduğu yer. Rum tarafı. Rum tarafı. Yedi. Bunların hiçbiri yok. Bunlar hep yeni yeni. Rum tarafı karşı taraf herhalde. Okey arkadaşlar. Hep de villalar görüyorsunuz. Gönyeliler de zengin maşallah. Gönyeliler. Bakın ne güzel. Evleri villa şeklinde yapılmış. Göstereyim ama inşallah. Burası Lefkoşa'ya yakın Gönyeli mahallesi, kasabasıymış. Yarın tam detaylı Lefkoşa'yı gezeceğiz inşallah. Bakalım neyle olacak. Hep beraber izleyeceğiz. Lefkoşa'yı da göreceğiz.
kuzeye döneceğiz. Lefkoşa burada kaldı. Artık Lefkoşa'ya geldik. Gönyeli, Lefkoşa. Lefkoşa burası. Biz şimdi hemen sola doğru dönüp kuzeye, yani Girne'ye doğru, merkeze doğru gideceğiz. Lefkoşa burada. Sizler de gördünüz. Çok Girne, Lefkoşa, güzel yurt. Hepsi de var. Bunlarda. Ben de sizlere arabadan gördüğümü gösteriyorum. İnşallah beğenirsiniz. Sizleri de böyle güzel turlara da gelmeyi öneririm. Çok güzel, çok mutlu oldum ben. Otel de çok güzel. Aynen yani çok, ne bileyim, yani hakikaten memnun kaldım yani. Biz düz devam etseydik Moğusa, Karpaz, sağa doğru dönseydik Lefkoşa, biz kuzeye dönüyoruz şimdi. Lefkoşa bu tarafta. Girne. Bu gördüğünüz binalar, şeyler filan arkadaşlar, caminin bir olduğu yer, üniversite binası burası. Yakında üniversitesinin kampüs alanı. Bir şehir adeta. Üniversite burası. Gördüğünüz gibi bütün özel üniversite, bütün üniversiteye ait. Üniversiteler burasıymış arkadaşlar. Evet, Türkiye'den, Uganda'dan, Nijerya'dan, Kamerun, zaten gördüğünüz ortada. Güzel bir cami. Afrika'dan. Evet, altın binaları. Ne kadar şu cami, o şey, kubbeleri bütün altın varak gibi par par sarı caminin. Çok değişik, güzel bir cami. Bugün de gezinin sonuna geldik. Çok güzel bir gezimiz oldu. O kadar güzel oldu ki anlatamam sizlere. Nerelere gitti Hakan, ne yaptı Hakan diye soruyorsunuz. Çok güzel. O kadar güzel ki her yeri gezdik. Lefke'yi gördük. Efendim, güzel yurtu gördük. Efendim, daha başka güzel yurt, Lefkoşa, Gömeç. Böyle değişik bir yerleri gördük. Gömeç miydi? Yalan söylemeyin ya. Göçek miydi? Güzel beldelerini, güzel kasabaları gördük. İnşallah sizler de beğenmişizdir. Bol beğeni ve bol yorumları sakın ihmal etmeyin. Ben şimdi akşam yemeğine gideceğim. Dışarıda akşam yemeği var şimdi. Dışarıda herkes akşam yemeğine geliyor. Dışarıda akşam yemeği zamanı. Gün batarken artık son günümüzü batırdık burada. Güzel havuzları yanında. Yarını Allah kerim. Şafak Hanım, siz gelmediniz ama ben çok beğendim burayı. O kadar güzel, o kadar güzel ki sanki burada hiç yaz buradan gitmemiş gibi. Her yer yemyeşil, çok güzel. Deniz, havuz. Havuza girdim, denize giremedim. Deniz burası çok bayağı koca taşlar var içinde. Ama güzel ya. Çok güzel. İnşallah beğenmişsinizdir sizler de. Ben çok beğendim ama inşallah kalan sizler de beğenirsiniz. Yorum yaparsınız. Anamdan kaçtım. Lefkelere geldim. Girnelere, Magosullara. Yarın Gazi Magosa. Kapalımoraş. Lefkoşa. Turumuz var. Adayı baştan uca biz geziyoruz. Bu tur ekstraydı. Ekstra tura da katıldım. Çok güzel. Sizleri de beğenmenizi arzuluyorum. Hadi bakalım. Ben yemeğe kaçar. Kapımızı aldık. Böyle güzel mi güzel. Dışarıya çıktım. Bak arkadaşlar, burası böyle. Kıbrıs manzarasıyla tatlımızı yediğimiz bir yer böyle. Yemeğimi yedim. Ve şimdi dışarısı da gün batımı. Mersin dağları gözüküyor o taraf herhalde ya. Sıraftı gözüküyor gibi. Ne güzel.
Yine oldu bir akşamlar. Ve son akşam burada. Yarın gezi ve sonra yolculuk.